İyi akşamlar. Bugün güzel bir akşam. Bugün çok değerli, kıymetli bir hocamız var. Sayın Ünal Güner hocamız, değerli hocamız bugün bizimle birlikte olacak. Sevgiyle bekliyorum. Evren Aracı katıllarımıza hoş geldiniz. Didem Burcu hoş geldin tatlım. Ünal hocam hoş geldiniz. Değerli hocamız bugün aile travmaları ve ilişkilerden özgürleşmeyi anlatacak bize. Kendisi çok kıymetli, değerli bir hocamız. Hatice Balcı hoş geldin. İyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Sinan Şimşek geldi. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Canım hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Sevgili Ünal Güner bizimle birlikte bu akşam. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim hocam. Yayınıma davetimi kabul ettiniz, geldiniz. Onur, şeref Estağfurullah. verdiniz. Ben de çok Teşekkür mutlu ederim. oldum. Ne mutlu böyle güzel bir çalışmada, inşallah faydalı olacağımız güzel bir alanda bir araya gelmişizdir. Bol güzel İnşallah. dualar alalım, değil mi? Amin hocam, amin. İlham veren ve şifa olan duaları alalım, güzellikler yaşayalım bu akşam. Arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyorlar. Ben önce kendi dileklerimi söylemek istiyorum. Benim için çok kıymetli, çok değerlisiniz. Sizi gerçekten çok değer ve kıymet veriyorum. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Çok Şimdi bugün aile, anne ve baba ve ilişkilerden özgürleşmeye konuşacağız. Tabii anne ve babada yaşadığımız, çocuklukta yaşadığımız her şey ilişkilerimize yansıyor ve ikili ilişkilerimize de yansıyor. Öyle değil mi hocam? evet, çok güzel. Çok Hı. doğru. Şöyle şimdi, aslında işin daha ön mekanizmasında şu var. Biz seyrettiklerimizi kendi hayatımızda yaşama potansiyelimiz var. Yani bize söylenenden çok öncelikle seyrettiklerimizi kopyalıyor ve o seyrettiklerimize bir inanç kalıbı oluşturuyoruz. Bizim için doğrular ya da işte daha yakın ya da sempatik olarak hissettiklerimiz daha çok işte bu çekirdek ailemizin içinde gördüklerimiz ve seyrettiklerimiz. Şimdi Evet. orada da tabii ki eğer bir çocuk annesiyle babasını çatışırken görüyorsa bildiği bu. O zaman çatışacak bir aile arıyor, çatışacak bir aile kuruyor, çatışacak ortamların içerisinde kendisini buluyor. Şimdi neden? Çünkü bunu seyretti ve seyrettiği filminde kahramanı olarak hayatına devam ediyor. Şimdi tabii ki bu mekanizma ilk önce seyrettiği filmde onun annesi ve babası bir dişil ve eril olarak bir iki tane prensip olarak karşısında ruhu ve maddeyi seyreden bir dans yapıyorsa, hatta bu konuda biz aydınlığın ve karanlığın dansı diye böyle bir atölye çalışması yaptık. Eril ve dişil enerjilerin aslında hayatımıza nasıl dans ettiğini mekanizmalarıyla, sistemleriyle aktardık. Şöyle bir şey ki işte o anne ve baba bir prensip olarak bir bakıyoruz ki hayatın her noktasında karşısına geliyor kişinin. Hani illa yani onu doğuran kadının olması şart değil onun için dişi prensip. Annesi ölmüş, teyzesi kalmış. Halası büyütmüş ya da ablası bakmış. Onun için dişil prensip o. Ya da işte diyelim ki babası yokmuş, amcası ya da dayısı bakmış. Onun için eril prensip o. Ya da evdeki otorite olan kişi. Ve orada yaşadığımız olay neyse, öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, seyrettiklerimiz ve kendi kendimize oluşturduğumuz bazı inanç kalıpları hayatımızın sonuna kadar devam ediyor. Şimdi aslında bu çok önemli bir prensip ve Evet. bu çok basit olan kısmı anladığımız zaman bu sefer hayatımızın her yerine biz bunu koyuyoruz. Diyelim ki ilk bir işe gittik, o işte bir patron var ve o Evet. otorite onunla kurduğumuz olay ve düzen de bizim aynı o ilk ailemize olan durum gibi
hayatımıza yansıyabiliyor. Ya da işte diyelim ki parayla ilk temasımızdaki durum, işte karşı cinsle ilk yaşadığımız haller, durumlar, kendimizi tanımlamalarımız. İşte diyelim ki ilk ergenlik sırasında yaşadıklarımız, okula ilk gittiğimiz zaman yaşadıklarımız. Bunların birçoğunda zaten o ailenin içerisinde öğrendiklerimizi oralara taşıdık. Ama oralarda da bu durum dönüşmedi ya da herhangi bir farkındalıkla daha ileriye sıçrama yapılmadıysa bir bakıyoruz ki kişi bir kendini tekrar döngüsünün içerisinde, tekrar çemberin içerisinde buluyor. Ve diyor ki hep benim karşıma bu insanlar çıkıyor, hep bu olaylarla karşılaşıyorum. İşte girdiğim ortamlarda hep şu insanlar var. Demek ki hani haşa Allah bana ceza veriyor. Oysa ki böyle değil. Hatta her birimiz aslında o kadar çok seviliyor, o kadar çok böyle korunup kollanıyoruz ki yani o tekrar döngüsünden, o tekrar çemberinden çıkalım diye, oraları aşalım diye aslında bir sürü de yardımlar geliyor bize. Fakat çoğu zaman da o yardımlar hani böyle sanki bize yokuş gibi, zorluk gibi. Yani bak oradan gitme, gel bu taraftan git. Hadi şöyle yap bilmem ne demelerinde ya karışmayın bana. Ben dışarıdan otorite istemiyorum. İşte kendi bildiğimi okuyacağım deyip bazen canımızı okuduğu da oluyor sistemin. Ama kendimizden kaynaklı. Öyleyse eğer anne babaysak çocuklarımıza seyrettireceğimiz film, yani işte diyelim ki eşimizle oynadığımız rolün çocukta yaratacağı etkiler çok önemli. Eğer bir çocuksak anne ve babamıza seyredeceklerimiz, seyrettiklerimiz çok önemli. Ve daha sonradan anne babamızı seyrettik bugüne kadar ve hayatımıza oradan bir sürü şimdi miraslar aldık. Şu anda da anne babamız gibi olmak yine de zorunda değiliz. Fakat eğer kişi diyorsa ki ben annem gibi olmayacağım, ben asla babam gibi davranmayacağım, zaten asıl olması gereken de o demek istiyor şuuraltı. Onun için iş kaçmak değil, iş onları ötelemek değil, tam tersine şimdi birinci şimdi seviyeyi anlatıyoruz önce. Daha sonra da bunun farklı birkaç seviyesini daha anlatacağız. Yani bilgi aslında hani 360 derecelik seviye. Şimdi biz bir seviyesini anlattık. Evet, bir tanesinde bu var. Evet. Yani anne ve baba filminde seyrettiklerimiz bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Tamam da şimdi o zaman şu soruyu soracağız. Peki neden bu anneyi babayı seçmiş olabilirsin? Şimdi bu sefer şu, hayır ben seçmedim ki. Benim ne ihtiyacım vardı işte şunları seyretmeye, bunları görmeye vesaire gibi bazı şeyler söyleyebilir kişi. Ve çok azıcık böyle bir derine girdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki her birimiz aslında anne babamızı şu anda bile seçmeye devam ediyoruz. Bakın seçtik demiyorum. Şu anda bile itiraz edecek taraflarımız aynı anne babayı seçmeye devam ediyorlar. Çünkü aynı benzerlikler, aynılıklar devam ediyor. Yani dönüşüm olduğunda da o dönüşümün tamamlanması için oranın artık varlığının kabulü veya da bilgisinin görüntüsü meydana geliyor. Şimdi öyleyse bir ihtiyaçla buluştuk aile modellerimizle. Bu ihtiyaç modellerimiz bizi şu ana kadar tamamladı ve olduğumuz yere getirdi. Bazen de şöyle diyorlar. Yani ah işte bugünkü aklım olsaydı şöyle yapmazdım, böyle yapmazdım. Hayır. Bugünkü aklına gelebilmek için zaten onları yapmaya ihtiyacın vardı. Tabii sen böyle aralarda şimdi birazdan ben böyle anlatacağım. İstediğin soruları alıp kendi takipçilerine böyle istediğin soruları sen seçeceksin. Ve onların da travmaları varsa bu konuda yumuşak bir şekilde açıp biraz temizlikler yapacağız. Hatta bizim arkadaşlar paylaşmışlar. Bir tanesi sormuş. Bu demiş bir çalışmanın demosu mu diye. Öyle gördüm hemen böyle. Bazen bir kelime, bir cümle bile bir insanın hayatını dönüştürebilir.
Kesinlikle. Ben bunu deneyimledim. Evet, kesinlikle doğru. Mesela sen bu konuda neler deneyimledin? Şimdi bir sürü böyle herhalde bizim seminerlerimizi, konferanslarımızı sen de takip ediyorsun. Oralardan ne aldın, neler dönüştürdün? Hocam ben takip ediyorum sizi ve sizden duyduğum bir kelime, bir cümleyle aslında hayatımın bu hayatta anne ve babada gördüğüm her şeyin aslında birebir yaşadığımı fark ettim. Bizler biraz eziyet görerek, dayak yiyerek büyümüş çocuklarız. Ben bir kız çocuğu olarak babamdan yeterli sevgiyi görmediğimi, yani babam beni kucağına alıp saçımı okşayıp yeterli alabildiğim sevgiyi göstermediğini ben biliyorum ve bunu dile getiriyorum. Sizin seminerlerinizde ve konferanslarınızda bunun eril prensipten alamadığım sevginin değersizlik duygusu oluşturduğunu ve bu değersizlik duygumla nasıl baş edeceğimi öğrendim. Şimdi birçok belki çocuk ya da şu anda artık yetişkin geçmişte neden dayakçı bir anne babadan doğduğunu merak ediyordur. Evet. Değil mi? Yani şimdi tabii anneyse başka bir şey, babaysa başka bir şey. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Eğer bu kainatın içerisinde onun izni olmadan bir yaprak bile kımıldamıyorsa, değil mi? Nasıl olur da bir anne onun izni olmadan çocuğunu dövebilir? Ya da bir baba çocuğuna diyelim ki bir tokat atabilir. Şimdi şöyle söylemesi kolay. İşte bu günahtır zaten işte Allah'ın izni olmadan bilmem ne böyle bir şey yok. Plansız, programsız, tesadüfen bu kainat nizamına uymayan herhangi bir davranışın, hareketin bu dünyada olması mümkün değil. Bakın. Öncelikle burayı görmek durumundayız ki zaten bütün kutsal kitaplar, bütün felsefeler, bütün bilgeler, evliyalar, peygamberler bu noktada bir kere birleşiyorlar. Yani her şeyin bir birliği var ve olan her şey onun izniyle olabiliyor. Eğer onun izni yoksa da bu dünyada herhangi bir şey olamıyor. Öyleyse şimdi Arzu o gün neden babasına ya da annesine kendine dayak attırdı? Şimdi sorumuzu böyle soracağız. Şimdi aynı zamanda da bütün bu Evet. şekilde Herkese şifa olsun. evet. Şimdi aslında gerek dayak, gerek işte aile içi şiddetler çocuk üzerine aslında bir baskı travması oluştururlar. Ve gelir onu omuzlarından aşağıya bir baskıyla orada tutarlar. Ve o çocuklar belki kızarlar, öfkelenirler. Yani annesine, babasına karşı öfkeyle, kızgınlıkla ve baskıyla bir topraklanma yaparlar. Bakın. Burası çok önemli. Şimdi arkadaşlar soruyorlar, hemen bağ kesmek yeterli mi? Faydasını görmediğiniz bir bağı kesemezsiniz. Evet, fark etmeden. Evet, yani o dayağın, o babanın, o annenin sana ne hizmeti olduğunu anlamadın ki yollayacaksın. Daha misafiri içeri almadık. Evet. Onun için önce kapımızı çalan ya da bugüne kadar bize hizmet eden, geçmişteki bazen abi olabilir, amca olabilir, işte üvey anne olabilir. Şimdi ailen içinde bir sürü şeyler var. Şimdi diyelim ki hala şu ana kadar öfkesi ve kızgınlığı kişinin devam ediyor. Aslında hala o kişiye bu görevi neden verdiğini anlayamamış kişi. Şimdi tabii ki biraz daha ağırlaşıyor ve daha derinleşiyor konu. Çünkü bu görevi veren insanın kendisi, varlığı ne olur diyor beni toprakla, ben bu dünyaya da kalabilmek için ateş elementini kullanmak durumundayım. Şimdilik henüz neşeyle, sevinçle bu hayatı yeteri kadar değerini bilerek sevmeye hazır değilim. Öyleyse bunu öfkeyle, kızgınlıkla, baskıyla yapayım. Şimdi o zaman da baskıcı anne babalar geliyor. Onun için birçoğu zaman anne babanın baskısı yetmiyor. Daha sonradan baskıcı koca geliyor.
baskıcı, otoriter bir devlet, bir sistem, bir müdür, bir patron, bir apartman yöneticisi, bir belediye başkanı, herhangi bir üst makamın sizi ezeceği bir durum geliyor. Ya tamam anladık, bak baba baskıcıydı, koca baskıcı oldu, koca gitti, kadının oğlu kızı baskıcı. Bakın, hala devam ediyor. Çünkü sen değişmedin, sen dışarı istediği kadar değişsin, ölsün, bilmem ne dedin. Hayır. Biz hangi halde ve durumdaysak bize göre şekil alıyor etrafımız. Onun için belki bu durumda olan dostlarımız şunu söyleyebiliriz ki öncelikle bugüne kadar öfkelenmeye, kızmaya ve baskıya ihtiyaç duyuyordunuz. Ve bu baskıya ihtiyaç duymanızın en büyük sebebi de yeteri kadar dünyayı sevmememiş ve dünyayla yeteri kadar bağ kurmamanız olmasıydı. Yani dünyayla ne kadar güzel bağ kurabiliyorsanız, köklenebiliyorsanız, o zaman bağımlı bağlara, öfkeyle, kızgınlıkla, korku ve endişeyle bağ kurmaya olan ihtiyacınız bitiyor. Sadece bu cümleyi anlarsak, bakın sadece şu bir tane cümle bile emin olun ki hayatımızı o kadar büyük şekilde dönüştürecek, öyle büyük devrimler yapacak bir şey ki. Çünkü o zaman şunu soracağız. Peki o zaman yerine ne koyalım? Yani diyelim ki kişinin bir sigara alışkanlığı var. Bu sigara da bir ateş. Bir ateş elementi. Öfke de bir ateş elementi. Kızgınlık da bir ateş elementi. Yani illa da ateşi bedeninize, hayatınıza bu şekilde almak durumunda değilsiniz. Sevinç de bir ateş, neşe de bir ateş, coşkuyla kahkaha da bir ateş. Şimdi öyleyse oraya gülümseme koyarsın. Öyleyse oraya sevginin, ilahi aşkın ateşini koyarsın. Ama sen eğer hayatı ve dünyayı sevmeyi oraya koymuyorsan o boşluğu bu sefer dolduracak bir tane dayakçı baba, dayakçı koca ya da sana baskı yapacak, zulmedecek hayatında bir kişiyi hayatına davet edebilirsin. Bu kimyadaki bir eşleşmeye benziyor. Yani işte diyelim ki demiri açıkta bırakırsak dış ortamda çok hızlı bir şekilde oksijen atomlarını kendisine çekip pas oluşturur. Paslanmayı oluşturur. Ama altını oraya koyarsak oksijen istediği kadar onun sağından geçsin, solundan geçsin, altını paslandıramaz. İşte biz de içeride ne kadar dengede, dengeli olursak dışarıdan da bize herhangi bir şekilde zarar verecek, bazen dolandıracak, bazen bir şey çalacak, bize herhangi bir şekilde birçoğunuzun deyimiyle zarar verecek bir halde olmaz. O zaman biz de pas yapmayız. İşte onun için pas yapmamamız için demir özelliğinden altın özelliğine geçebilmemiz lazımdır ki bu da hayatımızı kendi merkezimize getirebilmektir. Yani kendi merkezimizden dünyayı ve hayatı ne kadar seyredebiliyorsak işte o zaman biz kalbimizle, yüreğimizle hayatımızı da altına çevirmiş oluruz. Hayatını altına çevirenlerin dışarıdan negatif enerjileri yani o oksijeni alıp da bir demir atomu olarak pas yapmaya olan ihtiyacı biter. Ve o zaman bu dengede hal bize huzur getirir. O huzur olan halin adı cennettir. Çünkü bir insan huzurluysa huzuruna davet edilir ve huzurda güzel bir şekilde misafir edilir. Evet. Ne zaman ki huzurumuz kaçar, herhangi bir konuda işte dışarıdan çekeceğimiz o demir atomu vasıtasıyla bize zarar verecek, bize herhangi bir şekilde ayağımızı kaydıracak, bize bir şekilde hani gelip de tahribat yapacak frekanslar, insanlar, olaylar, duyumlar etrafımıza çekecek bir ihtiyacımız varsa da onlar gelir, yine de bize hizmet ederler. Yani demirin ihtiyacı paslanmak ve günün birinde suyun içerisinde birliğe, hayatın içinde yok olup gitmektir. Tekrardan
toprağın içerisine bir daha o madenleri, demir atomlarını toplayıp bir daha yeniden bir demir partikülü olana kadar yok olur, tekrar toplanır. Ama siz eğer kendi içinize bütünlüğü, kendi varlığınızın, kendi hayatınızın tam da merkezinde, o merkezinizden 360 dereceyi bir ve eşit seyredecek bir hale gelirsek, ki her an bir adım mesafe bu. Bazen söylüyorlar, nasıl? Bir adım atlıyorum. Evet. Ya ne yapacağız? Yani şimdi bu kadar basit mi? Evet diyorum, kendine gel. Yani ne demek kendine gel? Buraya gel. Ben zaten buradayım. Hayır bak gittin ta nerelere gittin oralara. Bana gel, buraya gel. Burada olalım. Burada buluşalım. Kendi merkezinde olmak, burada olmak. Hem bu kadar kolay, hem bak bu kadar çok şey anlatıyoruz. Aslında bir kelime için, bir hal için. Her an, her şeyin içerisinde. Çünkü o var ve sadece bir adım mesafesinde. Şimdi sen istediğin soruları istediğin gibi al, sor. Sohbetimizi, muhabbetimizi istediğin şekilde yönlendir. Peki hocam. Şimdi Gül Sultan Hanım sormuştu. Ben 50 yaşındayım, 25-30 yaşlarında oğlum var. Ben onları, 50 yaşındayım, anne ve babam sürekli tartışıyor ve ben bunlara şahit oluyorum. Nasıl davranmalıyım diye. Yani bizim yaşımız kaç olursa olsun, az önce söylediklerinizle dayanarak, yani biz nasıl tavır sergilemeliyiz? Evet, bu anne babam bu şekildedir. Ben bunu olduğum gibi kabul etmeliyim. Ya da izlediğim manzara bu, ne çıkarabilirim? Nasıl bir yorum katsın farkındalık olsun? Şimdi seyrettiklerimiz o anda bizi tamamlayan bir unsur ise bize bizleri anlatıyor. Şimdi 50 yaşında anne babasının tartışmasını izliyorsa hemen şöyle bir mizansen kuralım. Annesi onun dişi kadın tarafı. Babası onun erkek ve gelecek tarafı. Yani geçmişle geleceği içeride kavga edip tartıştığı için anne babasının tartışmasını izliyor. Hayır diyecek. Ben diyecek dışarıda bir manzara izliyorum. Annem ve babam tartışıyor. Gel o zaman diyeceğiz. İçeride ruhunla madden ne kadar barışık. Yani evet. Anne ve babasını tartışırken izleyenler içeride eril ve dişili buluşturamayanlar. Biz ne kadar içeride Rahman ve Rahim tarafımızı, eril ve dişil tarafımızı ne kadar birbiriyle barıştırabiliyor ve ne kadar güzel bir bütünleyebiliyorsak, tamamlanabiliyorsak, işte o zaman dışarıda seyrettiklerimiz değişecek. Biz dışarıdakini değiştiremeyiz. Ama içeridekini dönüştürdükçe dışarıda seyredeceklerimiz de değişecektir. Evet. En çok bana sorulan soru şu hocam. Evet, dışarıdaki seyrettiğimizi değiştiremeyiz. Biz değişince karşımız değişir. Peki, karşımızdaki çok öfkeli, şiddet dolu ve şiddet uyguluyor. Ama biz değişmeye çalışıyoruz. Değiştik diyelim, karşıdakinin tutumunu biz mi yönlendiriyoruz? Bizim enerjimiz mi onun o şekilde davranmasını sağlıyor diye bana çok soru geliyor. Evet. Şimdi şöyle. Onun hiç yok mu karşı tarafında? Şimdi şöyle. Tabii ki hırsızın da bir kabahati var. Fakat evet. Şimdi sizin eğer bir şeyleri hani bırakamadıklarınız varsa ve o bırakamadıklarınızı bırakmak üzere hırsızı görevlendirdiyseniz o hırsızla alakalı olan kısımdır. Sizinki de sizin bırakamadıklarınızla alakalıdır. Şimdi eğer siz çok öfkeli ve kızgın bir insanı karşınıza seyrediyorsanız ve bir kadınsanız ve bir erkekseniz, hı hı, değil mi? Şimdi özellikle bir erilin, eril tarafın dişile öfkesini ve kızgınlığını seyrediyorsunuz. Demek ki sizin de madde ve dünyaya çok kızdığınız taraflar var ki bunun dışa vurumu olarak karşınızdaki insanı koyuyorsunuz. Ya olur mu, ben o kadar sakinim ki, o kadar bilmem neyim ki, hiç bu öfkeleri hak etmiyorum demek yalandır. Çünkü bizim şöyle bir prensiple hareket etmemiz her zaman doğruyu bulmakta bizim işimizi kolaylaştırır. Olan doğruyu söyler. Olan nedir? Ha, yorumlar yüzüme mi geliyormuş? Göremiyorlarmış peki.
Ben de sorulara bakmıyordum. Şöyle yapalım. Aslında ışığımı da şöyle ayarlayayım. Bir saniye. Evet. Biraz daha da. Şimdi nerede kalmıştık? Birazcık da fazla güneş altında kalmışım. Azıcık böyle bir pembeliğimiz, şeyliğimiz var. Ben de bakıyorum her taraf sapsarı. Benim yüzüm bayağı bir kırmızı. Biraz Katar falan o taraflardan, Hint okyanuslarına falan o taraflardaydım. Gördün mü hikayelerimizi? Evet. Yunus balıkları da vardı. Evet, evet. Çok güzel gerçekten. Hani dileyince, çünkü çok istiyordum böyle... Mesela havuzlarda falan çok yunus balıklarını falan hani görüyoruz ama hani denizde evet. istiyordum. Hani böyle onların özgür ortamlarında rahat bir şekilde çok şükür böyle her tarafımızı böyle sararak güzel bir coşturdular bizleri böyle. Şifa olsun. Şimdi sağ olun. En son şimdi nerede kaldık hatırlatın bana. Karşı şiddet gösteren bir erkek ya da kadın varsa biz onda nasıl... Evet. Şimdi şu var. Eğer şimdi siz diyelim ki kişi Aysel Hanım mıydı bu? Başka bir kişi miydi? Neydi ismi? Bu başka birisiydi hocam. Tamam. Şimdi bir o size şiddet uygulayan kişi öncelikle sizin alanınızı çizmeyi öğretiyor. Değil mi? Bakın. Evet. Yani diyorsun ki bak benim böyle bir bedenim varmış. Ve bu beden zarar görünce canım inciyor. Canım acıyor. Ben bu tarafı korumak zorundayım. Kendini korumaya başlıyor. Dayak yiyen ya da işte şiddet gören kişi. Ben diyor alanımı bileceğim. Ben alanımı koruyacağım. Şimdi karşısından öfke görüyor ve kızgınlıklar görüyor. Şimdi o öfkeye karşı da yine bir alan koruma isteği oluşuyor. Peki o öfke içeride kişide neden var? Yani karşısına bunu seyrediyor ya. Fakat ben dışarıya çıkartmıyorum öfkeyi ama karşımdaki dışarıya çıkartıyor. Şimdi eğer sizde olmasa karşınızda size zarar veren bir öfkeyle buluşmuyorsunuz. Öyleyse biz ne kadar içeride kendimizi görüp orayı dönüştürür, orada ateşe, harekete ya da öfkeye ihtiyaç duyan taraflarımızı fark edip iyileştiriyorsak, şimdi bundan sonra ne oluyor? Bir bakıyoruz ki ya karşımızdaki insan dönüşüyor. Bakın. Evet. Biz dönüştüğümüzde. Ya da o gidiyor, o öfkeyi başka bir yere kusuyor ya da hayatımızdan tamamen gidiyor. Karşısı illa değişecek diye bir kural yok. Ama bizim yaşayacaklarımız değişiyor. Bakın, biz dönüştüğümüzde. Eğer hala evet, eğer hala ama karşındaysa ve öfke, kızgınlık sana besliyorsa o zaman işte o eril ve dişil prensiplere bir daha bakacağız. Onun için aydınlıkla karanlığın dansında bir bakacağız ki sen aydınlığı temsil ediyor gibiyken bazen karanlığı temsil edip bazen de hani tam tersi zannettiğin şeyler de bambaşka olabilir. Hatta karşındakini öfkelendirme ihtiyacında olan sen bile işin içine çıkabilirsin. Evet. Hocam eskiden çiftler uzun süreli birliktelik yaşarlardı. Yani bir kişiyle tanıştığında evlilik olurdu ya da uzun yıllar birlikte olurdu. Ama şimdiki günümüzde ilişkilere baktığımızda çok kısa süreli ve çok değişken. Bu bizim varlıksal ihtiyacımızdan dolayı mı kaynaklanıyor yoksa tahammülümüz mü azaldı birbirimize? Bu soru da çok geliyor. Aslında bir hayatın içinde belki bazen birkaç enkarnasyon yaşıyoruz. Yani her birimiz aslında ilişkilerden çok şey öğreniyoruz. Fakat bir insandan öğreneceklerimiz tamamlandığı anda artık o kişi hayatınızdan gitmek ihtiyacı hissediyor.
Bu birincisi. İkincisi ise kişiler diyelim ki oradan hem o ilişkiden aldıklarıyla birbirlerini yontup aynılaştıkları zaman da iterler. Alacakları bittikleri zaman da iterler. Şimdi kimisi de tabii ki kendi gibi olmaya karşısındakinden dayanamayıp gidebilir. Kimisi de diyelim ki zaten alacaklarını aldı, ondan sonra gidebilir. Kimisi de alacaklarını almadığı halde oradan kaçmak ister, daha beterine tutulur. Onun için hangi ilişkinin içindeysek, o ilişkinin içinden alacaklarımızı iyice alıp, eğer bitirmemiz gerekiyorsa bile tamamen alıp helalleşip bitirelim. Tam bağ kesmek demek, arkadaşlar biraz önce söylüyorlardı. Evet, sormuşlardı. Oradan ihtiyacımızın ne olduğunu fark ederek alabilmek demek. İhtiyacımızı aldığımız an bağın kesildiği andır. Öteki türlü ben bağ kesiyorum, kestim, bilmem ne yaptım lafla değil. Sadece lafla değil, idrakle lafla. Yani çünkü o lafı sen söylerken idrakin varsa evet lafla. Lafın evet. da hakkı var. Ama yok evet. Sadece hani laf olsun diye söylediğiniz bir şey değil. Oradaki ihtiyacımızı onun için belirlemek çok önemli. Evet. Siz şöyle demiştiniz. Aynalar birbirini iter, benzerler birbirini çeker. Peki aynı ve benzer arasındaki açılımı nasıl algılayacağız? Biraz ondan bahsedelim evet, mi hocam? Mesela şöyle düşünelim. Şimdi bir karı koca, şimdi evet. bunun bir tanesi diyelim ki çok mantıksal, bir tanesi çok duygusal. Şimdi bak birbirlerini evet. çekti. Ama ikisi de şimdi sadece düz mantık kullanıyor. Bunlar ikisi de aynı olur. Onun için birbirini iterler. Şimdi zıt olsa da mantığını ve duygusunu kullanan birbirini tamamlayarak yine birbirini çeker ve devam eder. Birisi diyelim ki çok dağınık, bir tanesi de çok titiz. Şimdi iki tane titiz yan yana olmaz. İki titiz aynıdır, birbirini iter. İki evet. dağınık da birbirini iter. Onun için bir dağınıkla bir titiz bir araya gelir ve birbirini çeker. Tamam da illa böyle mi olmak zorunda? Evet. Sen eğer aşırı titizliğini normale alabiliyorsan bu sefer daha normale gelmiş az dağınıkla buluşursun. Yani biz ne kadar kendimizi içeride tamamlayabilirsek dışarıdan tamamlanacaklarımız azalır. Bu bilginin altını çiziyorum. Bunu arkadaşlar güzel bir şekilde odaklandıklarında buradan çok bilgi sağacaklar. Çok güzel. Peki alacağımızın bittiğini nasıl anlarız diyor arkadaşlarımız. Bir ilişkide alacağımız, alacak vereceğin bittiğini nasıl anlarız? Şimdi bu aynen şuna benziyor. Biz ölüm vaktimizin geldiğini nasıl anlarız? Zaten ölürsün. Belki dışarıdan yorum yaparlar hocam. İyilik çöktü derler ya, hani evet. birden iyileşti. Şöyle, zaten bittiği anda ya birbirini itersin ve çok hızlı bir şekilde o ayrılık gerçekleşir. Ya birisi birine kaçar, gider, ölür, bir şey yapar ve ayrılık olur. Yani aynı onun için ölüm gibi. Yani biz ölüm vaktimizin geldiğini nasıl anlayacağız? Zaten o anda ölürsün. Vakit geldi, ölürsün. Ayrılık olur. Öyle. Evet, çok doğru. Peki ilişkilerdeki travmaları nasıl fark edelim demiş arkadaşımız. Yine bu aynı sorular gibi oluyor ama travmasını nasıl çözülecek? Şimdi tabii bizim bu konuda şimdi bir atölyemiz başladı bu hafta. İlişkiler, yani ilişkilerimizi iyileştirebilmenin formülleriyle ilgili böyle işte bu cumartesi 5 saat yaptık. 5 saatte bundan sonraki bir cumartesi var. Dedik ki 10 saatte ilişkilerimizi iyileştireceğiz. Yani evet. böyle adım adım basamak basamak ama sadece kadın erkek ilişkisi değil bu. Hem ailemizle, etrafımızla, arkadaşlarımızla, işimizle, yaradan ile ama en önemlisi de kendimizle olan ilişkiyi iyileştireceğiz. Hı hı. Ve şimdi ilk başlarda bir sürü arkadaşlarımızın şeyleri vardı, itirazları vardı. Yani ilişkide
kendini nasıl seyrettiğin konusunda, çünkü her birimizin şöyle bir şeyi var. Yani ben başkayım, o başka. Ama bunu böyle her sefer teker teker böyle bütün mekanizmalarıyla her bir açılımda gördükçe ya o kadar da değil yani. Bu bir tesadüf, 10 tesadüf. Yani hepimizde de mi tesadüf böyle? Çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor ki. Ve orada özellikle ilişki travmalarında kişilerin dışarıyı suçlama ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve bu da bir yerde anne ve babayla ilgili başlayan, yine anne de baba da ya da herhangi bir yerdeki bir eril ve dişili seyrederken yaşadıkları olaylarla tabii çok alakalı. Ama şimdi bunun bir incesi daha var. Bizim dünyaya gelirken ruhu ve maddeyi, hayatı değerlendirebilme potansiyelimizle alakalı. Çünkü bizim maddeye ve dünyaya bakışımız buraya gelirken vardı. Ve o gelirken ki bu hal, bu anne babayla bizi buluşturdu. Şimdi çoğu zaman biz sıradan bir zaman algısıyla gittiğimizde bütün bunları bu şekilde geçmişten geliyor gibi anlatıyorsak da aynı zamanda gideceğimiz gelecek planı, hatta olmuş olan bir gelecek planı için bu anne babayı, bu maddesel dünyaya bakma planını, hatta bu ilişkileri, hatta bu evlilik ya da bu arkadaşlıkları seçtik. Şimdi bu da bu sefer işi bir küreselleştirdik. Evet, çok güzel. Çünkü dünya hem geçmişten geleceğe, hem gelecekten geçmişe, hem de anın içinde, geçmiş ve geleceğin an içinde oluşturulmasıyla var. Şimdi her üçü de doğru. Kim nereden bakıyorsa. Fakat çoğunlukla diyelim ki sol beynin bize öğrettiği, işte bugünkü modern bilimin bize anlattığı sadece geçmişten geleceğe bakmak. Evet, geçmişten geleceğe baktığımız zaman doğru unsurlar var mı? Var. Ama gelecekten geçmişe baktığımızda da aynı sonuçları alırız. Fakat işin daha üst boyutu anın içinde geçmiş ve geleceğin olmasıdır. Onun için geçmiş anne, gelecek babaysa çocuk andır ve o sebeple annesi ve babasını buluşturan çocuktur. Yani geçmişi ve geleceği şu anda buluşturan andır. Öyleyse tek gerçek olan şey bizim için andır. Ya bu çok güzel oldu hocam. Yani anda, anı bu kadar güzel açıkladınız ki inanılır gibi değil. O zaman biz bundan şunu mu anlamalıyız? An dediğimiz şey, geçmiş ve geleceğin an, aynı anda yaşandığı, şu anda biz hem geçmiş hem geleceği aynı anda yaşıyoruz. Şöyle, bu tabii bizim zihnimizin ezberiyle alakalı, orada bir sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Sadece geçmişten geleceğe akışı görmek. Oysa ki birazcık içeride esnemeler yapıldığında, zaman bükülebildiği gibi, zamanın içinde de ileriye geriye hepimizin gidebilme hakları var. Bazen öyle ruhsal çalışmalar, öyle manevi çalışmalar olabilir ki siz geçmişin binlerce yıl ötesine, geleceğin de binlerce yıl ötesine an içinde gidebilirsiniz. Sayfalar açılır. Buradaki bizim için kapı zannettiğimiz yer ve şey hızımızdır. Yani bizim şuur ve idrak hızımızın ezberlerimizden ve inanç kalıplarımızdan dolayı ayağımıza vurduğumuz prangalardan dolayı zamanın içerisindeki seyahatlerimizi yavaşlatma gereksinimlerimiz olmuştur bugüne kadar. Oysa ki bunları açabilmek, hızlanabilmek, idrak hızlarımızı, kabul hızlarımızı arttırdıkça zaman içerisinde de geleceğe ve geçmişe hal ve daha ötesiyle gidebilmek mümkündür. Ve bunlar açıldıkça da bu sefer sadece işte burası gerçek kalır.
Çok güzel oldu. O zaman hep kabul mü diyoruz? Ne olursa olan doğruyu söyler deyip, ne yaşarsak yaşayalım, olan doğruyu söyler ve kabul diyoruz. Şimdi tabii böyle şöyle diyelim. Bu söylediğiniz doğru, fakat bunu idrak edecek hale gelmek kıymetli. Yani şimdi şunu diyebilir kişi, ya tamam ben madem ki öyle her şeye kabul diyelim ya da geçelim değil. Bunun yine de seçicilikle idrakın kabulü önemli. Yani biz bir taraftan büyüyeceğiz. Şimdi bu dediğiniz şeyi diyelim ki biz ezberletelim herkese. Ne varsa tamam, kabul desinler. O zaman bu din olur. Yani evet, sadece bir inanç sisteminin içerisinde kalır. Oysa ki an be an yenilenmesi başka bir şey. Yani hayat an içerisinde yok ediliyor. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz her şey aslında her an yeniden başlatılıyor. Bizim şimdi zihnimiz böyle bir kavramı, böyle bir inşayı bir anda alamıyor. Yani nasıl olur ki işte gördük, biraz önce vardı, şimdi var. İşte bak biraz sonra var ve bütün bunların arasında her şeyin bir yok edilmesini nereye koyabiliriz? Oysa ki her yeni an yeni bir yaratılış ve yeni bir başlangıç ve biraz önceden tamamen bağımsız. Şimdi o bağımsız ve yeniden olan duruma geçiş yaparken biraz önceden eğer bir miras alıyorsan, biraz önceden bir bilgiyi, bir inanç kalıbını yeninin içerisine koymaya çalışıyorsan, işte o zaman sen eskinin gömleğiyle yeniye doğmaya çalışıyorsun. Ve bu sebeple insanoğlunun belki de bu dünyada hani geçeceği en önemli kapılardan bir tanesi işte bu doğum kapısıdır. Aslında biz ona ölüm deriz. Ama bu ölmeden evvel ölmenin kapısıdır. Yani bütün bildiklerinden, üzerine yapışanlardan an içerisinde özgürleşip yeninin davetini evet diyerek o yeninin içine girmektir. Her ne kadar kelime ve laf olarak çok kalabalık gibi görünse de bunlar, ama fark edip de tam onun idrakini alanlar için böyle bir nefes alıp vermek gibidir. Tamam deriz, tık geçer, kabul görür ve o ağırlandığımız yer içerisinde de sadece gülümseriz. Hayatın ne kadar güzelliklerle olduğunu, o çocukluktan beri belki başımıza gelen olayların, yaşadıklarımızın her birinin ne kadar belki bize güzel sunum olduğunu, o babanın, annenin, belki dayağının bile gerçekten cennetten çıkma diye hatırlatılmasının, şimdi neden dolayı böyle bir şey demişler, dayak cennetten çıkma. Şimdi tabii ki dayağı destekler anlamda söylemiyorum bunu. Fakat evet, her bir insanın farklı ihtiyacı var. Eğer dayak yediysen o dayağa ihtiyacın vardı. Ya olur mu, bak baba şöyleydi, o onunla ilgili bir şey. Onu yargılamak bizim hakkımız ve haddimiz değil, bakın. Ama ben o dayağa ihtiyaç duydum. Çünkü bu dünyaya ayaklarım yere öyle bastı. Kendimi hissedebilmek için çimdiklenmeye ihtiyacım vardı. Derimi, cildimi, bedenimi, hayatımı hissettim ve alanımı korumayı, alanımı fark etmeyi öğrendim. Dünya sadece hani böyle bize bugünkü anlatıldığı gibi çok basit toz pembe sistemlerden kaynaklanmıyor. Her birimiz sonsuzdan geldik ve sonsuza gidiyoruz. Böyle deyince şey diyorlar. Ya işte dünyanın ömrü bak 12 şey, kainatın ömrü ne kadar? Kaç evren geçtik biliyor mu kimse? Yani ebediyet dediğimiz bir yerden geliyoruz bakın. Bizim için ebediyet. Mutlaka ki tabii ki sistemin içerisinde o bir sürü daha incelikler vardır. Ama o sonsuzdan geliyoruz ve gideceğimiz ebediyet. Bütün kutsal kitaplar insanın bundan sonraki hayatının ebediyet olduğunu söylemiyorlar mı? Peki evet, gideceğimiz sonsuzla geldiğimiz sonsuz değil mi? Yani mantığı bu değil midir? Eğer biz sonsuza gidiyorsan sonsuzdan da gelmiş olman lazım. Onun için
her birimiz kainatlar ötesinden geliyoruz. Şu andaki yaşadığımız kainat da duraklardan bir tanesi. Ama tabii ki şimdi bu işin bir tarafıyken bizim için dünyada işte çocuklukta ne yaşadık, şimdi bunları ne yaşıyoruz? Bunları çözmek, anlamak, bunların alfabesi bizim için çok önemli. Yani evet, bu büyük büyük bilgiler de önemli ama şimdi gelin bakalım, şimdi şurada elimizde ne var? Ailede yaşadığımız, eğer şiddet varsa, huzursuzluk varsa, ilişki travmaları varsa, benim hayatım bu. Benim hayatımda bunlar bana bir şey anlatıyor. Bir taraftan o büyük lokmaları da evet yiyeceğiz ama şimdi bir de soframızda şu anda ne var? Bu realitemiz. Buradan kaçıp da ben hemen şimdi şu büyük büyük bilgilere gideyim demek değil bu. Bu yaşadıklarımızın içerisindeki hal, durum bize çok çok güzel verimli şeyler verecek. Hatta bizim hakikatimiz belki de o yediğimiz dayağın içinde var. Belki kulağımızı çeken küçücük bir halde, bir dedenin, bir nenenin bir nasihatinde var. Hiçbir tanesini küçümseyerek değil. Ya onlar ne biliyordu ki, ne bilmem ne yapıyordu ki? Değil. O cahillikleri ile bile, senin gördüğün, seyrettiğin o halde bile sana hizmet ettiler. İşte bu hizmeti alabiliyorsak, bakın, o bizim için bilet oluyor. Bu dünyadan bir sürü alemlere gidebilmenin bileti. Çünkü alabilmek için bir kabule, kabule geçebilmek için de şahitliğe ihtiyacımız var. Evet, senin sorular. Çok güzel hocam. Peki anne babayı bu şiddetinden ya da kötü davranmalarından dolayı affetmeli miyiz? Bize böyle bir affetme gibi bir yetkimiz yok değil mi hocam? Şimdi bir insan kendini affedebilir. Başka bir insanı affetmek haşa kibirden kaynaklanır. Yani biz başka bir insanla helalleşebiliriz. Ama kendimizi affedebiliriz. Şimdi neden anneyi babayı affedemeyiz? Çünkü zaten anneye babayı o görevi sen verdin ve o da hizmetini yaptı. Şimdi diyorsun ki ben seni affediyorum. Bu böyle batı kaynaklı, böyle öğrenilmiş bir eksik bilgi olarak görüyorum bunu. Hadi birbirimizi affedelim. Hani bu New Age akımların böyle bir şeyleri var biliyorsun. Hadi birbirimizi affedelim. Anneciğim ben seni affettim. Sen bana bunları yaptın ya. Bu kadar bana dayak attın, bilmem ne yaptın. Bunların hepsi hataydı, yanlıştı. Seni de kınıyorum ama seni de şimdi affediyorum. Değil. Burada bir idrak yok, bir farkındalık yok. Bunlar yine söylediğimiz gibi çoğunlukla içinde özü olmayan bilgiler. Yani dışarıdan süslü püslü bir şeyler yaptırıyor gibi görünen, çok küçük de etkileri olan ama idrak olmadığı için dönüşüm sağlayamayan mamalar. Öyle diyeyim. Şimdi biz onun için annemizin bize yaptıklarının faydasını görebildiğimizde, idrak edebildiğimizde annemizi gerçekten şükürle kucaklarız. O öyle bir ihtiyacı çünkü tamamlamıştır ki bunu gördüğün anda anneciğim, yani ellerin dert görmesin ya. Eğer sen o gün benim kulağımı çekmeseydin, ben o kulağımın acısını hissetmeseydim, hissiyatımı belki bulamayacaktım, kaybedemeyecektim. Bugün şimdi toplumda birçok insan, emin olun ki, hissizlik içerisinde, herhangi bir şey hissedemiyor. Bakın. Yani etinin, bedeninin, cinselliğinin, duyularının, yaşadıklarının herhangi bir hissine sahip değil. Onun için varlığını, kainatla olan irtibatını,
maneviyatını hissedemiyor birçok kişi. Ama emin olun ki hissiyat kazanmak için bir sürü eylemler yapan kişiler belki de bugün hissedebilir haldeler. Şimdi yine şunu söyleyeceğiz. Tabii ki her varlığın ihtiyacı farklı. Kimisi kulak çekerek, kimisi de bir kelimeyle bin tokat yemiş gibi topraklanır. Yani bunları herhangi bir ezber, demek ki çok iyiymiş çocuklarımızı dövelim değil. Bazen minnacık bir gözlerin içine baktığın zaman onu böyle saatlerce dövmüş kadar etkilenecek hassasiyette çocuklar var. Yani tabii ki en güzeli sevgiyle büyütmek. En güzeli sevgiyle onları kucaklayarak geliştirmek, büyütmek. Ama eğer sevgi değil de sevgisizlik ile büyüdüysen, sen yeteri kadar sevmediğin için, aynada kendi bedenini, kendi hayatını, kendi kader planını yeteri kadar sevip kabul edemediğin için seni sevmeyen anne babalarla buluşturdular seni. Öyleyse şimdi hayat planını ne kadar güzel seversen, kucaklarsan seni o kadar sevenlerle buluşacaksın. Peki bunun tam tersi hocam. Böyle şımartarak, popoplanarak, el bebek, gül bebek büyüyen çocuklar da var. Peki bunlar hayatın okumasını nasıl yapacaklar yetişkin olduklarında? Şimdi gerçek sevilen şımartılmaz. Şimdi ne kadar ters gelecek değil mi? Evet. Çünkü sevgi şımartılacak bir şey değildir. Yani sevgiyle aktığın zaman sevgiyle doyurursun. O dengeye gelir. Sevildiğini hissettiği zaman sadece güvenir ve emin olur. Ah canım benim, sen ne kadar da güzelmişsin, sen ne kadar... Bunlar laf sözle evet şımarır. Sevgiyi aktaramayan abartır. Sevgisini aktaran sever. Kucaklar, sevgisini güzel bir şekilde akıtır. O bilir yani. Hiç uzaktan selamlaşarak da, görse de görmese de sevildiğini bilir. Şimdi gerçek sevgiyi veremeyen de sevgisini, ah ben şimdi sana şu hediyeyi alayım, ah ben seni şöyle bilmem ne yapayım. Çünkü neden? Sevgisinden emin olmadığı için onu başka alanlarda takviye etmeye çalışır ya da işte töler etmeye çalışır. Yıllar önce Türkiye'nin çok zengin böyle yani böyle otel krallarından bir tanesi işte bir çalışma yaptık. Bir 20 sene falan oluyor yani. Evet. Dedi ki ben ne yaptım da dedi şu anda bu durumları yaşıyorum Ünal Bey dedi. Hayırdır dedim. Benim dedi bir tane oğlum var. Onu dedi Türkiye'de en iyi okullarda okuttum. Her şeyin en iyisini ona verdim. Evet. Amerika'ya dedi işte yine çok iyi bir okula yolladım. Hiç kimse de yoktu dedi orada dedi. İşte ilk yıl Ferrari, ikinci yıl Lamborghini aldım dedi. Okulu dedi bitirdi dedi gel dedi bir kızla tanıştı. Kızla dedi işte yaşadıklarının olumsuz olduğunu ona ispatladım dedi. Yani kızın bir sürü başka hayalleri olduğunu, başka erkeklerle işte sevgili bilmem ne olduğunu falan dedi, ispatladım. Bana dedi böyle bir takma başladı dedi. Şimdi dedi annesi hasta, kanser. Ve dedi birçok dedi şeyim benim dedi. Hani yarısı karımın üzerine, yarısı kendimin üzerine. Akıl raporu almaya kalkmış babasına deli diye. Babasının üzerindeki her şeyi almak için. Ve dedi ben hala ona bir sürü şeyler vermek isterken şimdi annesinden de dedi işte zorla imza ve bilmem ne alıp onu da kullanıp zaten yani kadın o zaman kemoterapi, radyoterapi ağır bir hastaydı. Ben dedi ne yaptım da bu durumlara geldim. Oğlunuza dedim niye Lamborghini aldınız? Rahat etsin diye dedi. Hayır dedi. Benim oğlum bak bu kadar güzel lükse biniyor.
Polis bile çeviremiyordu onu diyor. Her yerde o kadar rahat ettirdim, o kadar her şeyini kolaylaştırdım ki diyor. Sen bunları dedim kendin için yaptın. Benim oğlum bak bu kadar güçlü, bu kadar iyi okullarda okuyor. Falanca kişinin oğlu böyle. Şimdi sana bunu üretiyor sistem. Şimdi onun için sevgi ihtiyacı tamamlamak. İhtiyacı kadar olanı verebilmek. Diğer türlü bu benim çocuğum işte şöyle okusun böyle bilmem ne. Çocuğun ihtiyacı orada okumak mı bakalım? Şu mesleği yapmak mı? Bak çocuğun mutlu olsun. Onun için çocukların gerçekten mutlu olmasını isteyen anne babalar onları sever. Kendi istedikleri şeyi yaptırmak isteyenler kendi egolarını tatmin etmek istedikleri için çocuklarından bunun bedelini alırlar. Devam edelim. Ya da kendi yaşamak istedikleri hayatı çocuklarında yaşarlar. Evet, evet. Evet. Hocam, o zaman ilişkilerde koşulsuz sevmek mümkün müdür? Şöyle aslında, ilişkilerde değil, hayatta koşulsuz sevmek mümkündür. Biz koşulsuz seviyorsak, o her alanda kendini gösterir. Yani şu alan ya da bu alan ayırt etmek o insana has bir şey. Hani diyelim ki hani ben çiçeği koşulsuz sevebilir miyim? Hani çiçeği koşulsuz sevemezsin. Koşulsuz sevebilirsin. Yani bu bir şelale gibi, bir güneş gibi akar ve besler. Şimdi güneş ışıklarını yönlendirirken herhangi bir çiçeği sakınabilir mi? Yani ben burada çok güzel aydınlatıp seveceğim, vereceğim ama yani şurada bir tane papatya var ki hiç onu haz etmiyorum. Buraya bir koşulum var. Yani sen böyle yeteri kadar bana güzel bakmıyorsun. Birazcık da yan yan bakıyorsun. O papatya da ışığımı vermeyeceğim demez. İşte doğa böyle davranır. Ya da işte bir sürü çiçekler var. Bir çiçek tarlasına girdiniz. İşte ya ben Arzu'yu hani çok gözüm tutmadı. İşte bugün de şöyle şöyle birazcık böyle çok havalı geliyor. Kokum ona vermeyeceğim. Güzel koku vermeyeceğim ona. Koşulum var. Herkese vereceğim ama Arzu'ya güzel koku vermeyeceğim diyebilir mi? Aslında zaten hayat bize koşulsuzca akıyor. Koşulsuzca evet. Akabilmek için biz de doğanın bir parçası olarak koşulsuzca sevebiliriz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığın bir kişiyi sevebilmektir. Koşulsuz sevmek. Ya olur mu ben bilmem nerede şimdi bilmem ne kabilesindeki bir kadını, bilmem ne ayini yapan bir kadını nasıl sevebilirim? İşte kendini ne kadar bilebiliyorsa kişi o zaman o kadar içeriden Rabbini bilip o kadar o birliğin içerisinde o tarafını da sevebiliyor. Şimdi bu işin koşulsuz sevgi tarafı. Şimdi bunu yaptığında tabii ki işte benzerleriyle birbirlerini çektiği alanlarda da alışverişlerinde daha koşulsuz olabiliyor. Şimdi koşulsuz sevmek demek yine alanını belirlememek demek değil. Allah'ın bize verdiği hayat hediyesinin alanını yine belirlemek, yine kendi tekamülümüz, gelişimimiz için hayrımıza işleri, olayları kabul ederken hayrımıza olanlardan da paylaşımlar yapacağız. Çünkü bu sefer karşımızdakini de kendimizden ayrı görmemek ama yine de bir alanımız olduğunun farkındalığıyla ilişkilerde koşulsuz sevgiyi paylaşabiliriz. Yani her şekilde merkezimizde olacağız. Evet. Bir arkadaşımız yardım istiyor hocam. İlişkisi varmış ve aniden terk edilmiş, şoka girmiş. Lütfen bana yardım edin, çok öfkeliyim diyor. Şimdi her türlü terk edilişlerde yollayan sizsiniz.
Diyeceksiniz ki hayır ben istemedim. Gel bir bak. Nerede o kişiyi uzağa yollamanın ifadesini kullandın? Nerede bitsin dedin? Nerede artık yeter dedin? Nerede tahammül edemiyorum bu yaptıklarına dedin? Yani bizim onaylamadığımız bir durum başımıza gelmiyor öncelikle. Tamam da şimdi yani o günkü onayladığım bugünkü acımı geçirmiyor diyebilirsin. Ama onu uzağa ve dışarıya yollamanın sebebi gene sende. Acıtılmak istemenin de sebebi sende. Aşk acısı yaşamak istemenin de sebebi sende. Ve bu ilişkiyi sonlandırarak gelecekle ilgili yepyeni adımlar atabilmek üzere kendine yeni bir fırsat sağlamanın ifadesini, enerjisini çağırmak yine sende. Onun için öncelikle buradan bakacağız. Ben niye bu ilişkiyi bitirmek istemiş olabilirim? Ben neden bu kişiyi uzağa koydum? Neden terk edilme ihtiyacındayım? Neden ben değil de onu terk ettirerek böyle bir deneyim yaşama ihtiyacındayım? Bu tip sorularla da zaten hem ifadelerimizle hem de hangi kaderi nasıl çağırdığımızı bularak kendimizi iyileştirebiliriz. Zaten biz de saatimizi 10 yapmışız çok şükür. Evet, o zaman son soru. Aldatılmak da aynı mıdır hocam? Şöyle. Bir kadın aldatılıyorsa ayrı, bir erkek aldatılıyorsa ayrı frekanslar vardır. Eğer bir erkek kadını tarafından aldatılıyorsa bilecek ki o madde ve dünyayı aldatıyor. Yani rahim tarafını aldatıyor. Yok eğer bir kadın bir erkek tarafından aldatılıyorsa bilecek ki o ruhsal planını, ruhsal ve manevi planına girecek yerde birazcık oyunlar oynuyor, kendini aldatıyor ve kandırıyor. Öyleyse iki taraf da kendine böyle bir aynoysa ne zaman bunları düzeltirse demek ki ikisi de tam da istedikleri hale ve duruma kavuşurlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel böyle bu sohbet, muhabbet böyle. Evet, 1207 kişi bizi takip etti ve dinledi hocam. Hadi maşallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Herkese şifa olsun. Şifalar olsun. İnşallah şimdi Nisan'da da bir tane ideal beden yapına ulaş diye böyle bir çalışma yapacağız. Yani özellikle kadınlardan çok böyle bir şey geldi. Bedende hangi bölgelerde neden kilo oluşuyor, neden sağlıksız beden yapılarımız, neden hastalanılıyor, neden işte çok kilo alıp vermeler var. Bunlarla ilgili ideal beden yapısına kavuşabilmek için bazı önemli manevi ve ruhsal planları ve mekanizmaları açıklayıp bunlarla ilgili böyle bir 5 saatlik bir şey yapacağız. Bir günde bu işi tık 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 toplayacağız inşallah, çözeceğiz, koyacağız kenara. Tarih belli mi hocam? Valla herhalde 10, 11 Nisan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Tabii. İnşallah buluşuruz orada da. Tamam. Buluşuruz. Hep birlikte gülürüz hocam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkes adına da çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun. Herkese çok teşekkürler. Sevgili Ünal Güner hocama sonsuz sevgiler, saygılar. Katılan 1207 dostuma da çok sevgiler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.